Mutfağımdan herkese merhaba. Bugün öyle bir tarifle geldim ki sadece iki malzemeyle. Un olmadan, yağ olmadan, şeker olmadan harika bir kurabiye yapacağız. Bu nasıl olacak diyorsunuz değil mi? İnanamayacaksınız. Tadı da nasıl söyleyeyim? Bir badem ezmesi kıvamında. Hani benim meşhur İtalyan kurabiyem var ya. Onu düşünün, dışı daha kıtır değil, onun gibi kıtır değil ama içinin tadı aynı onun gibi. Hemen hazırsanız yapımına başlayalım. Öncelikle şekeri verecek ve kıvamı sağlayacak ilk malzememiz hurma efendim. 4 tane hurmanın çekirdeklerini çıkartarak başlıyorum. Biraz yumuşamaları için üzerine sıcak su döküyorum. Ve ikinci malzememiz badem, yarım kap yani bir çay bardağı kadar bademi öğüteceğim. Eğer benim gibi böyle bir öğütücünüz yoksa her zamanki evimizde bulunan o küçük rondolara koyabilirsiniz. Ama onu da size tavsiyem sürekli böyle spatula ile ara ara karıştırın ki hem öğütücünüzü bozmayın hem de pürüzsüz kıvama gelene kadar biraz zaman istiyor, onu da söyleyeyim. Bunu da niçin kullanıyorum? Benim gibi evinde öğütücüsü olanlar varsa onlara da kolaylık olsun diye bunu kullanacağım. Yani bir badem unu elde etmiş olacağız. Şöyle koyuyorum. Bu öğütücüler de çok pahalı şeyler değil. Bunlardan almanızı öneririm. Tohumları böyle, biberi, karabiberi, kahveyi. Ben hep bununla öğütüyorum. Taze taze tüketiyorum. Dediğim gibi bu öğütücüden yoksa bildiğimiz hepimizin evinde olan doğrayıcıyı kullanabilirsiniz. Ben burada devam edeceğim. Sıcak suda beklettiğim hurmaları koyuyorum. Öğüttüğüm bademleri de ilave ediyorum. Bademlerinizi öğütememişseniz hemen buraya bütün olarak koyup hurma ile beraber çekin. Ara ara da karıştırın. Ve hepsini karıştırıyorum. İşte kurabiye hamurumuz hazır bile görüyorsunuz. Yapımı da bu kadar kolay. Şimdi ufak ufak yuvarlaklar yapıyorum. Ve tepsiye yerleştiriyorum. Hepsini yuvarladım ve yerleştirdim. Yuvarlarken böyle biraz ele yapışıyor. Eğer rahatsızlık hissederseniz çok azıcık suyu elinize daldırıp böyle yapabilirsiniz. Ben yapmadım, gerek duymadım. Şimdi çatalla iz bırakacağız üzerine. Şöyle çatalı biraz ıslatıyorum. Şöyle bastırıyorum. Şimdi 180 derece önceden ısınmış alt üst değerdeki fırına gidiyor. Bir güzel pişiyor. Kurabiyeler 10-12 dakika kadar pişti ve güzelce soğudu. Mis gibi kokuyor burası. Size dokusunu göstereyim. İşte görüyorsunuz. Şöyle yumuşak bir kıvamı var. Dediğim gibi bir badem ezmesi kıvamında. Tatlılığı çok güzel. Hurma inanılmaz bir şeker tadı veriyor. Tatlı tatlı böyle güzel bir badem ezmesi seviyorsanız bu kurabiye sizin favori sağlıklı atıştırmalıklarınızdan olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basmayı sakın unutmayın. Yorumlarınızı da yazmayı da unutmayın. Sizinle de bu videoda ilk kez karşılaştık ve tanıştıysak bundan sonra yapacaklarımdan haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı sakın unutmayın. Abone olurken abone ol butonunun ufacık bir zil butonu var. İşte onu da tıklarsanız eğer ben böyle yeni tarifler paylaştığımda hemen size haber gelecek. Bunu da hatırlatmış olayım. Yine güzel, sağlıklı mı sağlıklı ama bir o kadar lezzetli tariflerde buluşmak üzere şimdilik hoşça kalın.